Dışarısı da pek soğukmuş. Ben varayım gideyim bakayım onlar ne yapıp duruyor. Buyur bakayım. Sevcan'dan Kadir. Kısır yap çeklermiş. Şimdi bunlar bir şey yapamaz. Açın kapıyı. Ne yaptınız? Hoş geldin bakayım. Hoş bulduk gari. Gel. Ne yaptınız bakayım? Şöyle buyur. Hoş geldin. Hazırlık yapıyoruz. Hoş buldum. Hani bakayım hiçbir şey başlamamışsınız siz. Seni bekledik diyelim. Ana. Şimdi ben başlıyorum. Bulgurumu koydum. Bunun eli yavaş yavaş ondan. Dur bunu da yapmayacaktım şurada. Ben Mersin usulü kısır yapacağım bugün misafirlerimize. Hadi bakalım. Hadi yap da gören bakalım. Sen ne usulü yapıyorsun kız? Ben normal kısır. Bir usulü yok. Tamam. Siz korkmayın burada ben varım. Ben çok güzel kısır yaparım. Çok iyi anlarım. Ben size yardım ederim zaten. Bundan geldim. Şimdi atladı şu anda. Bizi birlikte rezil edersiniz siz. Yapamazsınız bir de. Yani normalde çay bardağıyla ölçü öğretti anacığızım da. Yapsaydın? Ben şimdi su bardağıyla yapacağım tatlım. Bir. İki. Yeter bu kadar. Sen de yapıyorsun nasılsa. Gerçi seninki yenir mi bilemeyeceğim. Kız yeter elinde laf olacak. Kulak su batırmaz eline. Allah seni ne yapmasın. Çok güç anam güç dünya su döktün. Git süz onu. Çok mu oldu? Bence tabii çok hayatım. Olacağım. O kadar suyu ememez o. Yürü. Dökeyim hadi. Tabii. Ben şimdi tabii ki ne yapıyorum? Önce... Kız bunu kapatır mısın? Karabiberimi. Ağzını kapat. Birazcık karabiber ekliyorum. Baharat eklemeden olmaz. Baharat şimdi mi ekleniyor buna? Ben şimdi eklemeyi seviyorum. Göreceksin tadınca ay Kadir'cim canım diyecek. İyi bizi zehirleme de. Kızım ben sana çok güveniyorum. Hadi sen yap. Sen yaparsın. Ben seni tutuyorum. Ben seni tutuyorum. Görüyorsunuz değil mi? Vicdansızlar. Bu nane değil mi be? Ay yeşillikler. Anam akmaz oy bu. El Mersin'e gider, sen tersine gidersin diye bir laf i̇şte var. İşte Mersin kısırı tersinden çıkarmış. Sen önce soğanın gavuğu kanalı yapacaksın. Onu yapsana. Soğan hemen kavrulur ya. Şu biraz şey suyunu şey yapsın. O sırada yeşillik. Yeşillik daha uzun benim için. Doğru doğru. Doğru. Senin elin az yavaş. Ben biliyorum bunu bir saat yaşadım yani. Gördüğünüz gibi bu kadar su bunun için yeterli. Şimdi ben bunun ağzını kapatacağım şişmesi için. Buraya koyuyorum. Canısı. Durun ben size bunları kaldırıverin. Çekil. Siz beceriksizsiniz. Bir şey bilmezsiniz. Ne kadar tatlı bir kadın bu böyle. Neyle başladın be? Bakın. Bizi millete rezil etmeyin. Böyle bol yeşillikli. Böyle bol malzemeli olsun. Kısırın ana malzemesi taze soğandan maydanozdu. Maydanozdu. Ben size diyeyim bak. Bunlar olmazsa olmaz. Marul da koyabilirsiniz. Burakan'ın burada işini onu pek anlamadım ama. Hayatım tadınca beğeneceğin diyorum sen anlamıyor musun? Bir göreceğiz bakalım. Ben yoka kullanmayacağım. Kullanma kızım sen. Birinizinki bari güzel olsun da öyle midemiz bayram etsin. Defol be. Özür dilerim sana öyle dediğim için. Ama işte bir an için şey oldum. Ama bunu da bana anneannem öğretti, anam öğretti. Güzel oluyor. Yaptığımda hep seviyorlar. Çöplerimi atayım. Kısırımı yiyen arkadaşlarım lütfen yorumlara yazsın. Tabii temiz çalışın. Ay ne kadar kötüsün beni üstüme salıyorsun. Ne olacak ondan? Sonra atıveririm. Kuru soğanı kavurup içine koyacağım. Aferin aferin. Kavurdun mu daha güzel olur. Taze soğanlarındayım ben de. Şöyle koyayım. Ocağa mis kokulu. Endi soğan acıdır kız dikkat et. Bir yıkayayım şunu ben. Kokusu bak buraya kadar geldi. Acı acı koktu. Az daha soğan koy içine onun. Dur be şu. Tamam koyacağım seni aç bakayım. Marulları ufak ufak doğra. Tamam bekle. Kocaman kocaman doğru mu? Tamam ben onu ufaltacağım şimdi. Kendine doğru ek durun. Ey. Ana! Hani kız sizin burada sarımsak yok mu? Yok. Sarımsaksız kısır mı olmuş? Yani. Karışmıyor mu ya? Lezzet veri, tat veri, koku veri. Sarımsak olmazsa olmaz.
sarımsak tansiyon yükseltiyor. Bir şey bildiğiniz yok be. Misafirlerden şimdi yiyemeyecek olur. Tansiyonu fırlar, yaşlısı var, genci var. Lütfen. Sarımsak... Yine ağladı zaten. Sarımsakla kuru soğana doktor yarısı demişler. Bunları yiyeceksin. Çiğ çiğ bile yiyeceksin. Yemeğin yanında soğanı pat yiyeceksin, yiyeceksin. Biz soğan koyduk işte içine. Tamam. Yani sarımsak da olsa güzel olurdu yani. Bak hiç sarımsak da yapmadım. Canım benim, Mersin usulünde koymuyorlar. Ben ne yapayım? Buyu koyu ve. Sevcan koysa, o zaten neyi yöresi yaptığını da bilmiyorum. Normal kısır yaptırmış o. Normal kısır işte yani. Ege usulü yap kız sen. Yani Ege usulü nasıl oluyor ben de bilmiyorum kendime mi? Ben de normal yapıyorum yani. Emre çok güzel yapar. Bir gün seninkini de tadarız inşallah. Hadi bakalım. Zeytinyağını yaptık. Vallahi boca edivedi ya tavanın içine ya. Ya az bir şey döktüm. Zeytinyağlı olmaz. Şimdi zeytinyağı ağır bir yağ. Kokar, şey olur. Seven var, sevmeyen var. Bak ben Ege'liyim. Ben bütün her şeyimi zeytinyağlı yerim, zeytinyağlı yaparım ben. Bizim de zeytin ağaçlarımız var. Mersin'in Mutlu ilçesinde. Biliyorsun orada zeytin festivali de var. Ama gel gör ki... Yapacak bir şey yok. Şimdi beğenmeyen olur. Zeytinyağı biraz kokulu oluyor biliyorsun. İşte kokulu. Millet ağzında bunu bilemez. Bu zeytinyağı mı şey... sıcak yemekler için pişirmiyor. Ama ben o zeytinyağını şimdi kullanacağım tatlılarım. Ya bunun sıcağı soğuğu nasıl oluyormuş ben anlamıyorum. Zeytinyağı zeytinyağıdır ya. Evet. Neyi göre ayırıyorlar acaba bunun sıcağını soğuğunu? Ben şimdi bir püf noktası vereceğim sana. Hey bakalım. Yeşilimi güzelce yıkadım, suyu sırttı. Hı. Pıtır pıtır doğradım değil mi? Ne yapıyorum bak şimdi. Buna çok az zeytinyağından döküyorum. Tamam mı? Döktükten sonra güzelce limonumdan da sıkıyorum. Neden diye sor bana. Neden? Çünkü bu yeşilliğini parlak ve diri gösteriyor kısırak attığında. Görsel olarak ayrı bir güzellik katıyor. Hadi bakalım ondan göreceğiz dolayı. Yiyince. Hanım kız! Bak ben seni tutuyorum. Bu çocuk senden lezzetli yaparsa bozuşuruz ha. Tamam. Oh. Ben dediklerimi yap. Söyle. Söyle ne yapayım söyle. Önce hani salçası? Ha salçasını sonra biraz bakacaksın. Tamam. Şey olsun. Yanar sonra salça. Buna biraz zeytinyağı. Nasıl da kopya çekti görüyorsun değil mi bende? Niye o zaman sesli konuşuyorsun, fikirlerin sesli söylüyor? Ama şimdi seyirciler de bir şeyler... Söyle nar ekşisi. Yanmıyor, aa! Tabii nar ekşi, aferin kızım. Lezzetli. Ben limon döktüm, nar ekşisi dökülüyormuş herif. Kararır o. Ne olur? Siyahlaşır. Kararır diyor. Tamam, şimdi bakalım bu benim bulgurum ya yerinde. Almıştır, almıştır. Almış o. Şu büyüğe mi koysaydık? Yok, bunda da aynı. 9 yapar mısın? Birazcık tutsuz. Salçanın tadına baktın mı? Salça tuzludur belki. Değil, normal. Tuzu boca edersiniz için. Çocuğum ağlama niye ağlıyor? Aman, kıyamam beni de ağlatıcı elinde bu gözlem acıştı zaten. Duygusallaştım biraz. Annem aklıma geldi. O öğretiyor şimdi. Acımış. Gözlemi yaktı. Allah seni seversen. Hadi hadi aç gelin çabuk tamam, tut. Tamam hızlı aldım hemen. Hız bitiriyoruz kısıra bak. Sen daha soğan kavuracaksın. Evet tamam bekle. Bir de nesi içine sarımsak. Sarımsaksız olsun. Şu sıcak bak burası tamam. Sıcak. Yarısını içine yarısını. Aa! Ne yapabilirim? Ağlıyorum görmüyor musun? Gözlerim yandı. Ağlama. Niye ağlayacaksın? Kız kapıyor. Çekil. Kadir tutuştu. Resmen tutuştu şu an. Ne yapayım? Hadi bakalım. Hadi. Sumak olsaydı iyi olurdu. Aa! Kısıra sumak konduğu nerede görünmüş? Bu da gerçekten. Evet, yeşil kısır ekşi. Aman sumak ya. Ekşi tat için verilir. Paçaya i̇şte. Falan, soğan pirzına. Ama güzel oluyor bence ekşi. Limon niye sıkıyorsun? Anam onun verdiği ekşili o bir mi be? Ekşi ekşidir ya. Hayır rica et. Sen bana biraz karabiber çeker misin? O bolca kısırı ben yapsaydım. Ama ne yapayım işte. Benimkisi bitmek üzere. Tabirler gelince bak biz bitirmek üzere. Sen çekilmiyor soru olmazca. Oy mis gibi koktu. İyice ben bu olunca ne yapardım bilin mi? Izcanı ekmeğe dürünür yerdim anam yaparken. Salçayı değil mi? Ay. Ekmeğe sürüp de yiyeceksin. Salçayı ben çok seviyorum ekmekle.
sarımsak olan da yedi içinde. Bak bu böyle yapıldıktan sonra seveceğim. Bu buradan alınıyor. Ya sen niye benim tezgahımı şey yapıyorsun acaba? Kendisini dağıttı yetmedi. Ne yapayım, birazcık daha çalışıyorum ama bitince de mis yaparım. Öyle de bir özelliğim senin var. Senin salçan az gelmesin buna. Sen şeyin kısırımı çok koydun. Yo, bayağı koydum salçanı onu ito. Hamur mı kapı elinden yapıp duru. Bu ne? Bu kızcağız 2 saat kaşının karşısında yapacak hiçbir uğraştı. Şey yok hayatım. Elimle doğradım mı, böyle yaptım mı yiyeceğim? Ay Alev. Çok sıcak. Ocaktan yeni aldın. Tabii dolapta pişmedi yani, ocakta pişti sonuçta bu. Be bağırma. Bardağımız yok, bardağımız nereden çıkarıyorsun? Sumuzum açık. Salçayla bulguru özdeşleştiriyorum. Pişmiş soğan iyice ezip yedirtiyorum ama çok sıcak. Benim pisi bitti. Seni kaçık soğusun kızım. Sen sanarsın çiğ köfteyi boğuyor. Anam ne karışıldı. Tadına bakacaksın. Ben şöyle alayım da. Aman hazır salçayla yaptım. Ne aldı benimle? O kadar salça, bu kadar. Değil mi? Ev yapımı salça olacak buna. Bir kaşığında kıpkırmızı. Fark etti valla. Tuzlu oldu hendeye galiba. Tuzlu olmadı anacığım, al tadına bak. Bak ödem ödem şişik şişik olacağız ha. Kız tuzlu olmadı derim oyun. Haa özdeş taşın. Ben tabağa sunuma geçeyim. Ben yeşilliklerimi katıyorum daha hanımefendi. Hadi ay, eliniz çiğ, çalışsın. Çiğ köfte yapsaymış iyiymiş. Enenenenen. Eliniz çalışsın, ağzınız değil. Oldu bu. Oh misler. Oh. Sen göreceksin birazdan. Tabağa geçtiğimde hele bir de. Dökü saç Allah'ım yarabbim. Dökü saça iş yapıyor bu çocuk ya. Ne öreyim ya? Bunu bak bütün yere döktü. Nail sötesi. Gel bakayım buraya. Aferin. Sunum bari güzel yaptı. Değer ki. Bakacağız. Lezzetine. Çöplerini çiğne. Allah'ım bunlar oradan al seni Kadir. Kız bir dur, bir şey olmaz. Çocuğun el ayağı birbirine dolaştı ye. Canım baksana bu hazırladı. Ama güzel şeyler zahmet yemek ister. Baştan savma yapılmaz. Bilmem anlatabiliyor muyum baştan sayın seyirciler. Baştan savma yapmadım ki ben. Ben gayet yaptım. Oğlum sakin ol. Gayet yaptım yani. Bekliyor. Nilo'ya ne yapabilirim? Nilo'ya. Nilo'ya kim? Nilo'ya'yı bilmiyorum be. Çocukların sevdiği bir kahraman. Ben de seni Nilo'ya sevdiğim çıkardı için Nilo'ya benim demek adamı istedim. Evet, son olarak da biberlerimi ekledim mi bu tabak hazır. Buyurun efendim. Gelin bakalım tatlarına bakayım, bakıvereyim buyur. Şimdi tabağı ağzıma mı götürüyorum? Nereye yiyeceğim ben bunu? Bundan mı başlıyorum? Buyurun efendim. Hindi, hanım kızım. Bak bu çocuk taban doldurmuş. Ya ay. Sorry. Yani kısırda bilmiyorum domates falan ben. İçine yani doğranmaz kısır, zaten de. Kısır, neyse. Önemli olan kısır. Bakacağız. Dur şimdi az alacağım. Bunlardan ilave edersen birlikte o kombinasyonla lezizlik. Sarımsak koymadınız. Hiçbiriniz bir sarımsak koymadınız. Bu güzel olmadı. Ay bu mu güzel oldu? Tabak bile değil. Ne ya? Acıkmış herhalde. Nasıldı benim? Acıktım tabi. Ben nereden geldim? Senin haberin var mı? Soğandan vereyim mi? Tabak boşta bu olsun. Daha ıslak. Bu az kuru olmuş. İnanmıyorum. Nasıl kuru olabilir? Evet. Ya ışıl ışıl parlıyor. Ya benimkisi daha çok parlıyor. Kiminkisi güzel olmuş. Efendim. Ama bir şöyle bir şey söyle bari. Mesela 10'dur. Mesela bu da 9.85. Onu nasıl söyle. 9. Heh, iyi bari. Ay içim rahatlasın. Beşlik gibi anlatıyorum. Hayır. Kadir. Mersin'i söyleyeyim. Patladı gitti. Saygıdeğer Mersinler, görüyorsunuz bizim kısırımızı mis gibi yapmama rağmen bu iki çete.
Şimdi bak. Elimin terli bu ne? Bak bakayım nasıl. Bakacak şimdi. Seninki baharatlı olduğundan acık baharatlı da fazla geliyor. Onlar elinizi vicdanınıza koyun bak. Sadece bulgur ve marul tadı var. Bende baharatlar. Bak şimdi bir konuya açıklık getireceğim. Doğru. Buna 10 puan verdim, onun üzerine 10 verdim. Neden verdim? Bulgurunun tadı güzel. Bulguru lezzetli. Emme içinde doğru. Hatta yeşil soğan, taze soğan olmalı. Koydum. Maydanozlu açıklığa çok olabilmeliydi. Güzel. Maydanozun hepsini Kadir kullandı. Yalan söylüyor. Güzel. Ne verdin ne doğradın mı? İyi azıcık verdim. Bir de ne laf var? Ağız açın malını göz açık yermiş. O yüzden uyanık olacaksın. Uyanık olacaksın. Hiçbir şeyin kimseye kaptırmayacaksın. Benden bu kadar. Aferin. Elinizi kolunuzu sağlık. Eline sağlık senin de. Senin de eline sağlık. Tebrikler dostum. Evet. Videomuzu tamam. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizin biriniz kim onu lütfen belirtin. Ben yok. Ben bunu ikisini de yerim.